Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi sokaklarda çimenin üstünde herhangi bir şekilde ortopedik yatak olmadan oturuyoruz ve burada yatan kardeşlerimiz var. Hayatın her alanında olduğu gibi maalesef sokakların da iyi ve kötü yönleri vardır arkadaşlar. Sokaklar insana çok şey öğretir. Aç kaldığın zaman karnını nasıl doyurman gerektiğini, zorluğa geldiğin zaman nasıl zorlukla başa çıkman gerektiğini, bunların hepsini hayat insana öğretir. Hatta ziyadesiyle ilkel yaşamı sokakta bireysel olarak duruklarınıza kadar hissedebilirsiniz arkadaşlar. Ve çeşitli alternatifler üreterek yaşamak için savaşmanız gerekir. Kokmamanız, acıkmamanız ve ziyadesiyle elbiselerinizin temiz olması için savaş vermeniz gerekir kısacası. Tabii ki herkesin elleri var, ayakları var, çalışabilirler. Bir işe girip çalışmak tabii ki güzel bir şeydir. Fakat insan zihinsel olarak buna elverişli olamadığı zaman ufak tefek rehabiliteye ihtiyaç duyabiliyor arkadaşlar. Biz de diyoruz ki amaç farkındalık ve sokaklar olduğu süre çerçevesinde sosyal toplum olarak, yani bu bilinçli bir şekilde hareket edilirse, sivil toplum kuruluşları nezdinde, dernekler nezdinde ve siyasi platformlar nezdinde sokakta kalan kardeşlerimizi hayata kazandırabiliriz. Biraz yaklaştır kardeşim. Şuradaki kedi mesela, yani sokakta kalan insanlar şuradaki kedi gibi. Yani kesinlikle hiç kimse yani bir hareket başlatmıyor. Belediyeler kışın alıyor. Yani yazın tekrar sokağa bırakıyor. Sen bu alıp 2 ay bakıp hani tekrar onu sömüreceğin insanın üzerinden niye rant elde edip sokağa bırakıyorsun ki? O zaman ne anlamı var? Diyoruz ki arkadaşlar, hayatın her alanında insanlar birbirine saygı duymak zorunda. Bakın, birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Adam orada yatıyor, ağacın altında polis geliyor kaldırıyor. Bankta yatıyor, polis geliyor kaldırıyor. Apartmanın önünde yatıyor kaldırıyor. Köprünün altında yatıyor kaldırıyor. Bu insanları sağdan soldan kaldırıp onları başınızdan affedersiniz böyle def edeceğinizi, hani defol git ne halin varsa gör diyeceğinizi, onu alıp tekrardan böyle bir hayata kazandırabilirsiniz. Bence ülkemizin en büyük eksik yanı dışarıya yapılan yardımların onda biri bizim ülkemizin içindeki yerli insanlarımıza, kendi kanımız canımız birey vatandaşımıza yapılsa bence sokaklarda insanlar kalmaz. Ama bir Suriyeli kadar, bir Afganistanlı, bir Pakistanlı kadar, bir Afrikalı kadar değerimizin olmadığı bu sokaklarda insanlar soğuklarda bu battaniyenin üzerinde ya da içinde ya da altında ölmek zorunda kalacak arkadaşlar. 65 yaşında Kadıköy'de donarak ölen adam, 63 yaşında Aksaray'da su baskınında ölen cici baba ya da Kadıköy'de, Taksim'de, Kartal'da, Yakacık'ta, yani bu insanlar sokaklarda ölüyorlar. Baltalimanı sahilde bile donarak ölen insan gördüm ben. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, sokakta kalan herkes sizin gibi insan ve bu ülkenin vatandaşı. Sadece kirliler ve kokuyorlar diye onlar bu ülkenin vatandaşlığından çıkartılamaz. Yani kaldırım taşından farksız hayatlar gördüm ben. Her gün video çekiyoruz, onlarla böyle iç içe olmaya çalışıyoruz ama üzülüyorum ki yeterli sayıda böyle kalabalık bir kitleye hitap edemediğimi düşünüyorum. Çünkü Kadir'in Gözü bir ailedir. Kadir'in Gözü ailesi olarak herkes farkındalık ve bilinç olarak üst perdeye çıktı. Bunda hemfikiriz. Belki bizim yapamadıklarımızı sizin çocuklarınız yapacak. Ama elimizden geldiğince bu tip videoları paylaşalım arkadaşlar. Çünkü bizler sokağın gözü kulağıyız. Hiç kimsenin girmeye cesaret edemediği yerlere girdik. İki carcör üstümüze mermi boşalttılar. Yine vatanımızdan şaşmadık arkadaşlar. Davamızdan şaşmadık. Bıçaklı saldırıya uğradık. Yine davamızdan şaşmadık. Her zaman ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Kahpe aşıklara inat bir umuttur yaşamak. Ama savaşarak. Buradan bütün herkese saygılarımı sunuyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın.